Faiz kaç puan düşürmüş? Bir puan mı? Yani araba lüks bir şey. Hani şey değil, o kadar önemli değil. Ev alınır, o kendini amorti eder ama araba alınmaz, o masraf. Kamu bankaları faiz oranlarını düşürdü. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına faiz oranlarının düşüşü fiyatları nasıl etkiler, ev ve araba alınabilir mi diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Ya şimdi hazırda bir miktar birikimi olursa alabilir. Ama birikimi yoksa bankadan krediyle almak aklı kârı değil. Çünkü ödemesi çok zor olur. Ödeyemez. Ama bankaların yine kredi şeyini düşürmesi tabii esnaf için, vatandaş için iyi bir şey. Fakat inşallah gitgide düşer. Dolara bağlı ya. Yaşamımız dolara bağlı bizim. Dolar arttıkça bizim hayat standartımız devamlı düşüyor mesela. Tabii şimdi araba ben de almak isterim ama neyle alacağım? Kredi çektiğin zaman o krediyi ben nasıl ödeyeceğim emekli maaşımla? İnşallah gidişat daha iyiye gider. Enflasyon düşer de piyasalar canlanır, alışveriş herkes yapabilir. Çünkü piyasa şu anda ölüdür. Hem ev, arsa, araba konusu şu an şey durumda. Hani kimse alamıyor. Hani demin söylediğim gibi, fakat birikimi olan üzerine ekleyebilir, alabilir ama birikimi olmayan adam çok zor. Hani riske sokmaz kendini. Bence de sokmaması daha iyi. Yani araba lüks bir şey. Hani şey değil, o kadar önemli değil. Önemli olan enflasyonun düşmesi, piyasanın yerine oturması, hayatımızın daha kolay şekilde geçirmemizdir. Yani günümüz imkanlarında çok zor. Düşürse bile fiyatlar çok aşırı yükseldi. Atıyorum geçen seneki 250 bin lira olan ev şu anda 450-500 bin lira. Ne kadar düşerse düşsün almak çok zor. Ya, kamu bankaları faizi düşürdü ama öbür taraftan da baktığımız zaman bu sefer döviz oranları arttı. Mesela dolar arttı, euro arttı. Yani buradaki yapılan gayet yanlış. Bunu 5 yaşındaki çocuk da bilir. Sen faizi azaltırsan mümkün olarak öbürleri artacak. Ve euro döviz arttığı için araba ve o dediğimiz gayrimenkuller de dolara endeksli olduğu için, yurt dışından geldiği için arabalar ve parçaları, teknoloji, iletişim falan. Bunların sebebinden odur ki fiyatları daha da yükseltecek. Biz Türk halkı olarak bunların hiçbirini alamayacağız. Biz bu hayatı sadece yaşayanları seyretmeye gelmişiz diyorum buradan. Yani mümkün değil. Yani bu artık şey, müteahhitler bile kaçmaya başladı. Hiçbir şeyin artık basiti yok. Yok. Yapılacak da bir şey yok. Ağlamamız gerekiyor. Fiyatların pek şu anda etkisi yok. Sıfırlar için %10 düşmüş ama diğerleri aynı. Yani eskiye aynı, yani öyle bir değişiklik yok. Yani indirmesi için geçen seneki gibi, bir sene önceki gibi tam indirirse %79'lara, o zaman belki halkımız faydalanabilir. Bu şekilde bir faydası yok. Vallahi ev ve araba. Yani kulinecek şeyler yaptılar yani. Bugün en fevz çakmakta en kötü, yani en kötü demeyeyim de yani en yaşlı evlere, bodrumlara 150-160 milyar diyorlar. Nasıl alacağım? Faiz kaç puan düşürmüş? Bir puan mı? Kızım, gülünecek şeyler Türkiye'nin hali bunlar ya. Bunlar da. Araba zaten fukaranın, Cumhurbaşkanı çıkıyor, kapıcının arabası var. Cebinde cep telefonu var. Ya Avrupa'da adam şu cep telefonunu 1 liraya 1 kuruş alıyor ya. Biz, ben emekliyim, 3 milyara yakın maaş alıyorum. Al bak, aldım. Şimdi borcu ödeyeceğim. Bu mu? Adam orada askeri ücretiyle geçiniyor. Avrupa bizi kıskanıyor. Neyimizi kıskanıyor? Şu maskeyi mi kıskanıyor? Bir de şu maskeyi göstereyim. Al. Bu maske Avrupa'dan geldi bak. Kız kardeşim getirdi. Ve Türkiye'nin ürettiği maske. Bunlar mı kıskanıyor bizi? Ya insanlar dalga geçiyorlar. Dalga geçiyorlar. Ev alınır. O kendini amorti eder ama araba alınmaz. O masraf. Neyin başına varsak varamıyor başına. Her şey çok pahalı kızım ya.